Evet. Öncelikle tabii üzüntü verici bir olay. Hiç yaşamayı arzu etmediğimiz ve de hak etmediğimiz bir olay. Gerçekten cansiperane, özveriyle çalışan bir sağlık ordumuz var. İlimizde özellikle bunun altını özellikle de çizmek gerekiyor. Gerçekten çalışma temposu içerisinde, bu kadar yoğun iş yükü içerisinde bu tür olaylar olduğu zaman her birimizi derinden yaralıyor ve yaptığımız işteki şevkimizi kırıyor maalesef. Öncelikle şu an fiziksel olarak çok bir sıkıntımız yok şükürler olsun ama psikolojik olarak yıprandıklarını ve yıprandığımızı tekrar söylemem gerekiyor. Olayın başlanma şeklinde de yani gerçekten arkadaşımız hastamızla çok güzel ilgileniyor ve bir tedavi uygulamasına karar veriyor. Sonra onu sarı alan diye tarif ettiğimiz işte yatarak tedavisini alacağı alana yönlendiriyor. O sırada beklemesini sekreter ricada bulunuyor. Elinde bir pusulayla bir belgeyle gitmesi gerektiği için. O sırada niye bana bağırıyorsun diye bir yaklaşım sergileniyor sekreterimize. Bağırıyorsun, bağırmıyorsun. Ben bağırmıyorum diyor ki sekreterimiz gerçekten son derece olumlu yaklaşan sekreterlerimizden biri. Ve sonra doktor bey çıkarak yani böyle bir size bağırmadı, bunu bu şekilde konuşmanıza gerek yok tarzı bir söylemle bulunuyor. Diğer hastayı almaya yeltendiği sırada da ona fiili müdahalede bulunuluyor. Olayın şekli bu. Yani biz hak edildi, edilmedi, oldu, olmadı tarafına bakmıyoruz. Hiçbir insan bu tür bir şiddeti hak etmiyor. Kusurlu olsa da hak etmiyor ki burada bir kusur da yok. Ve bu tür olaylarda herhangi bir yanlış anlaşılma, yanlış bir uygulama da olabilir. O zaman şikayet mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin hiç kimseye şiddet kullanmaya hakkı yok.